O hacı babam. Efendim. Bugün herhalde İtalyanca takılıyoruz. Pro japto lectoris Ama habent sua fata liber. yapma bunu. Çok iyi bildiğim şeyler bunlar Ya, benim. yapma, yapma Ya bunu. sen İtalyanca da mı biliyorsun ya? Yok artık. Efendim bir gün Pes. bir alim, müsaade edecek misin? Buyurun konuş. Bir alime bir Ben gün çevirmeyeyim mi bunu? Sen mi çevir? Peki buyur. Bir kadıncağız geliyor. Adam ders çalışıyor. Kadın diyor ki, Hoca Efendi, Evliya Allah'tan bir kadın var idi. Hani onu kızını kesecekti de Allah gönderdi o acı diyor ona gönderdi ona bir keçi. Kim diyor o? Şimdi adam diyor ki, ya bırak kadın. Evliya Allah'tan değil peygamber. Kadın değil erkek. Kızı değil oğlu. Teke değil, keçi değil koç. Peşim nereden başlayayım bunu düzeltmeye? Oğlum bu İtalyanca değil. Telaffuzun olduğu gibi yanlış. Ve Çok sakın da iyi bilmiyorsun. yalvarıyorum Bir daha okuma. tercüme etme. O, evet. Ama yani çok, mesela bunu çok iyi biliyorum. Casus belli. Casus belli. Casus belli kim Kim olduğu burada. olduğu Burada belli. casus Evet, belli. bütün siyasal bilgiler okuyan Onun için orada gerçekten herkes diyecek ki bu ya da hukuk okuyanlar diyecek ki casus belliği bu adam böyle okuyorsa bu programda ne işi var? Hacı Baba'nın karşısında niye böyle bir adam oturuyor diye soracaklar. casus belli. Evet. Buradaki casus sensin. Evet ben tabii. Çünkü ben yoktum burada, yeni geldim. Casus belli buradaki işte aramızda. Tecessüsten geliyor. Biliyor musun ki casus, tecessüs, merak. Yani senin gizlediğin, ya gizli olan bir şeyi ortaya çıkartma gayreti. Bir nazariyeye göre, senin teori mi diyeyim, ne diyeyim? Nazariye. Yok, o kadar da Vah, değil. vah, Anlıyorum. anlıyorum Nazar değil mi? etme. Nazar. Barış Manço'nun şarkısı var meşhur. Nazar Anladım, etme. anladım. Tabii. Peki, ben bilmiyorum. Nazariyeye göre, bir şeye, fikre göre caz kelimesi var ya İngilizce, Amerikan. Jaz, J, J, jaz. Jazz. Jaz. Yani ne yer kalmamış ama. Çalacağız. Hatta öyledir o meşhur Evet. Türkiye'de. Dur dur Yaz, dur 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 yaz. dur. Kalemler hepsi birbirine girmiş ya. Çalacağız. Hani yazıyor ya Amerikalılar. Caz. Evet. Bunun aslının Arapçadan geldiğini iddia ediyorlar. Diyorlar ki şöyle. Cim efendim sin Sin. şeddeli caz. Caz diye yandın. Biz de Caz diye öyle. yanmak değil, hayır. Müziğin içinde bu caz müziği zenci kökenli olduğu için. Zenci kölelerin de çoğu Afrika'dan gelen zenci kölelerin çok büyük bir kısmı da efendime söyleyeyim Müslüman oldukları için müziğin içinde gizli olan bir takım şeyleri, bir hassaları ortaya çıkartmak ve gizliden gizliye anlaşmak için caz yapıyorlar. Casusluk yapıyorlar. Oradaki casus değil, oradaki kasus belli savaş sebebi demek. Kasus. Bellum savaş demek, bellum. Latince savaş demek. Kasus belli savaş sebebi demek. Buraya yaz bu ecnebice diye. Biz onu Efendim, nereden bilelim? Casus belli yazıyor o orada. ses işte o yani bilemiyorum öyle. Neyse esas tabii Şimdi şu yani oradaki casus diye yani bunu Türkçe kabul edelim. hayır Türkçe kabul Casus. etmiyoruz. Latince çünkü. Niye Türkçe kabul ediyoruz? Peki oradaki cas, Arapçada cas ne demekmiş? Şu onu Casusluk anlayamadım. dedik ya, casus dedin ya. Evet. Bir şeyin gizli yönünü ortaya çıkartmak, merak etmek, araştırmak, casusluk yapmak. Vay vay vay. Mübarek Kur'an'da da geçer. Tecessüs. Ve caz Amerika'ya oraya da Efendim öyle çalacağız, diyor. çalmayacağız. Öyle değil efendim, öyle diyor. Yani adam diyor ki bu kelimenin menşeini, kökünü merak Araştırırsak. araştırırsak bunun sonu cassa varır diyor. Zira bu zenci köleler kendi aralarında gizli haberleşmek için musiki kullanıyorlardı. Bir tür casusluk yapıyorlardı. Onun için bu müziğe kendi aralarında caz dediler. Bu da caz olarak Amerikancaya geçti. Allah Ve razı ila olsun ahir. Evet Hacı işte babam. Ben böyle. bu bilgiyi not Bu ediyorum şu anda. bilgi not et. Peki benim yani bu pro japto Lütfen lütfen o telaffuz etmeyelim. lectoris İtalyanca. Hayır bu Latince pro captu lectoris habent sua fata libelli. Bu şu demek. Bu çok çok hikmetli bir söz. Kim söylüyorsa söylesin. Okurlarının lektör okuyan okuyanların kapasitesine göre bak senin Pro o captu capto. dedin ya ha o kapasite okurunun çapına göre kitapların da kaderleri vardır diyor. Aa.
Yani buna ayıp etmişim, saygısızlık etmişim. Evet. Özür diliyorum. İhtiram duruşunda buluşuyorum. Teşekkür ederim. Yani çok güzel bir söz. Çok. Okurlarının kapasitesine göre veya tersten kitapların sana. Kaderi var. Kitapların kaderi okurların kapasitesine göredir. Seni öpüyorum. Çok güzel bir ifade kullandın. Kitapların kaderi, her kitabın bir kaderi vardır. Bu kitabın kaderini de onun okuru belirler diyor. Çok güzel. İyi bir kitap yazılmıştır. Okuru kötüdür. Yani anlamaz. Veya kıymetini bilmez. O zaman o kitap kaybolur gider bir yerlere. Bir daha baskısı yapılmaz. Varsayalım ki. Veya ortadan tamamen uçar gider bir yerlere. Kıymeti bilinmez o kitabın. Doğru vallahi. Okuru, doğru. Aynen öyle. Kitabın yazarı kadar okuru da önemlidir. Allah Allah. Bunu Bertolt Brecht diyor. Orada bir adı bir Brecht kitabı olması lazım. Bertolt Brecht benim Brecht, yani... Brecht senin adamın. Favorim sever. Ya Bertolt Brecht. Ya. Ya, hiç gördün mü adamı hayatında? Brecht ya. Meşhur. Arka kapan. Aa, işte vay, bu. Vay, vay 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 vay. Şimdi bu çok mühim bir adamdır. Demin nereli de, bu kardeşimiz? Alman. Alman. Kardeşim yani. Falan değil. Üstadımız. Deden yaşında adam tabii. Delinin teki ama çok mühim bir adam. Genç ölmüş bu da canım benim. Ya. 1940 efendim genç değil. Ölmüş denmez. Ayıptır. Allah Celle Şanuhu ömrü tayin ediyor. Allah Celle Şanuhu vaktinde ne zaman? Vaktinde ölmüş. Vaktinde ölmüş. Herkes vaktinde ölür. Pardon, ne erken ölür ne geç ölür. Konu kitaplardan. Şimdi kitabın kaderi okuyucunun çapına göredir. Çapın. Bu her kitap ki, için de pardon. Her kitap için geçer. Brecht de diyor ki tiyatroda diyor, bu tiyatro yazarı esas öyle bilinir. Diyor ki oyuncu tiyatroda oyunculuk sanatı kadar önemli olan bir sanat da seyircilik sanatıdır diyor. Allah Allah. Yani seyirci kaliteli değilse oyundan kalite beklenemez. Oyuncudan da beklenemez. Oyuncunun oyunculuk yeteneğini hisseden, ondan bir şeyler bekleyen seyirci oyuncu üzerinde büyük etki uyandırır. Ben biliyorum bunu. Biliyorum. Neyi biliyorsun? Seyirci faktörü de biliyorum. 12. adam vardır. Bilir misiniz siz? Hayır, her şeyi bilmiyorum. Biliyorsunuz. Hayır, 12. Bilmiyorum. Adam. Kim diyor şu an? 12. adam. Ne 12. adam? Aa, 12. adam. O tribünler var ya. Evet. Futbolcular 11 kişidir. 11-11. Aa, futbol. Tabii. Futbol bir gün onu da konuşalım. Olur. Hay hay. 12. adam. O sahada 11 kişi. Oradaki 40-50 bin kişi 12. adamdır. Aa, tabii. Çok hikmetli bir söz. Tabii oyuncuyu etkiler. Orada takım yenilirse 12. adam ayağa kalkar, destekler. Anladığım kadarıyla Brecht de buna benzer bir şey söylüyor. Aynen öyle. Çünkü kusura bakma ben hayatımda 63. yılındayım ömrümün. Bitmek üzere 63. yılı ama sadece iki defa futbol maçı seyrettim. Bir tanesini de seyretmedim. Sırtım sahaya dönük oturdum protesto etmek için. Neyse bir gün götür ama beni. O 12. ile götüreyim, bir tanışalım. Peki götüreyim. Şimdi kitapların da okurları çok önemlidir. Kitabın, yazarın yazdığı ne kadar önemli olursa olsun, okurda iş yoksa, tabiri amiyaneyle, affına sığınarak söylüyorum. Okurda eğer iş yoksa, üstüme alınmıyorum. Okurda kalite, tabi alınma. Okurda kalite yoksa, kitabı sen ne kadar iyi yazarsan yaz. Hiçbir şey fark etmez. Hiçbir şey fark etmez. O mahiler ki kendini, neydi o meşhur bir söz vardı ya. O mahiler ki kendini deryada of, sanırlar. Evet, evet. Ya bu da bizim çok eski edebi eserdir sözlerimizden anonim. Aman. Ol mahiler ki kendini suda sanırlar, eyvallah. Deryadadırlar, bilmezler. Çok iyi bildiğim sözler bunlar benim. Bu çok iyi bildiğim belli oluyor. Yani, lütfen şaka yapıyorum. Dumanı doğru çıkıyor. Buyurun. Ol mahiler ki deryada. Bak. Ol mahiler cihan ki. Ara cihan içredür, arayı bilmezler. Ol mahiler ki derya içredür, deryayı bilmezler. Metnin de bir ağırlığı olduğu zaman okuyununca bir çapı olması lazım tabii yani. Yoksa tabii. Şimdi herhangi bir eser, işte ben bir şey yazsam herkes anlar. Kendini, ama bir edebiyat... Kendini yani, küçümseme. Yani edebi bir eserse aslında bunu herkesin anlayamaması da normaldir sanki. Hayır, yani. Bilakis. Edebi eser herkesin anlayabileceği seviyede olursa eğer değeri yüksek olur. Birinin anlayamadığı, bu hani ahir zaman entelektüelleri falan var ya, entelektüeller var ya, entelektüeller. Evet. Ha. İşte burada ne kadar anlaşılmaz o kadar büyük adam. Tabii. Halbuki tam tersi, büyük adam anlaşılır adamdır.
Çok net anlaşılabilmesi lazım söylediği şeyi. Yoksa ben kıvırayım sözü istediği kadar. Bizim komedyenlerimiz yani çok yaparlar bu ifadeyi kullanırlar. Yani entropolasyonun entrojeksiyonundan gelişim falan diye bir şeyler söylerler. Hiçbir şey anlamazsın. Şaka olsun diye yapıyorlar tabii. Ama anlaşılır olmaktır esas olan. Her yazar, yazar olmanın birinci meselesi anlaşılır olmayı istemektir. Okurun anlasın ki senin kıymetini bilsin. Okurun seni anlamayacak olduktan sonra sen niye yazasın ki? Tabii. Yani ben %100 katılıyorum ama yani... Onun için kaliteli yazar... Anlaşılan yazar. Anlaşılan yazardır. İyi anlaşılan, kolay anlaşılan. Yani ben şimdi günümüz, şimdi yakın tarihimizde edebiyatçılarımız artık Nobel ödülleri alıyorlar yani. O benim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Nobel ödülü. Hiçbir anlam ifade etmiyor. Ne demek acaba ben bu? Hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü Nobel ödülü bir tür danışıklı dövüştür. Bir tür oyundur. Ve ciddi insanlar pek fazla kıymet vermezler bunlara. Yani ne demek Nobel ödülü? Alın arkadaşlar, alın götürün bu adam buradan. Böyle şey olmaz. Böyle şey olmaz. Nobel dünyanın kabul ettiği bir ödül bu. Dünyanın kabul ettiği dediğin nedir Allah aşkına? Nobel alıp da reddeden, Nobel'e layık görüp de ben ne yapayım bunu, nedir bu saçmalık diyen bir sürü adam var. Nobel'i kim mesela çok yani merak. Samuel Beckett mesela, yani neyse o kim diyeceksin şimdi. Önemli değil. Samuel abi canım, onu Samuel biliyorum da almadı Nobel'i, reddetti. Tabii. Biliyorum Samuel. Fakat Nobel ödülünün cazip bir tarafı var. Ne tarafı var biliyor musun? Ne? Ekonomi. Nasıl? Nobel ödülü aldın mı kitabın çok satar. Nobel'li kitap diye çok satar. İyi para kazanırsın, bir de iyi para veriyorlar Nobel ödülü alana. Onun için kıymeti var. Yoksa Nobel ödülü bir kapitalist eserin sistemi, kıymetini belirleyici bir kıstas değildir benim gözümde edebiyat açısından. Kıstas değildir. Peki edebiyat açısından sizin kıstasınız nedir efendim? Bak şimdi bir kere şuna bakmamız lazım. Nobel'i edebi kabul etmeyen adam yaz. Nobel'i ben değilim. Ben değil o. Ben kabul ediyorum. Ben Nobel'i vakıa olarak kabul ediyorum. Ölçü olarak kabul etmiyorum. Tamam. Şu edebiyat ölçüsü. Kalıcılık. Kalıcılık. Hani klasik diyorlar ya. Değil mi? Bir eserin klasik olabilmesi için belli bir süre varlığını sürdürebilmesi lazım. O eserin yazıldığı dönemden sonra yaşayan insanların da onun içinde bir şeyler görmesi lazım. Bir farz Shakespeare'i ele al. Shakespeare'i bugün okuduğun zaman bugünkü hayatla da bütünleştirebiliyorsun. Bugün bile Kral Lear'in yaşadığı facia seni etkiliyor. Macbeth seni etkiliyor. Hamlet'in yaşadığı durum, korkunç durum seni etkiliyor. Yani onun için kalıcılığı ne kadar kalıcıysa o kadar değerli olabilir benim gözümde. Tabii Shakespeare kalıcılık tek değer olarak kabul değil. İkinci değere gelmeden önce Shakespeare'le alakalı Üstad Necip Fazıl'ın bir savunmasında Hamlet miydi kıskanç olan? Hamlet hangi eser? Otello diyorsun. Otello. Ama aşırı kıskançlığından, aşırı tabii kadını çok sevdiğinden Üstad da bir savunmasında hakime diyor ki, hakim diyor ki İzmir'de bir olay oldu. Olayı yapan zanlı diyeyim yakalandı ve cebinden de sizin kitabınız çıktı diyor. Ya hanımefendi diyor, o hanım hakim. Eğer diyor bugün bir kıskançlık cinayeti işlense, bir adam karısını kıskandığı için öldürse ve cebinden de Shakespeare'in Otello'su çıksa, yani biz Shakespeare'i mi ceza kaldıracağız mezarından onu suç veriyor? Ya benimle ne alakası var? Böyle bir savunması vardı. Şimdi Shakespeare deyince onu aklıma. Şimdi bu edebiyat konusunu ben merak ediyorum. Ölçütler nesi? Normal, bunun normu nedir? Yani edebiyat bir, kalıcı olması dediniz. Hayır, bana göre yani benim görüşüm. Tamam, burada siz varsınız. Sizle konuşuyoruz. Buyurun efendim. Kalıcılık bir önemli. Bir de bizde bak Batı dünyası edebiyata şimdi İngilizlerden ve Almanlardan filan ve Fransızlardan filan bahsedelim. Literatür der değil mi? Literatür, literature filan der. Literatür, onu ben biliyorum. Orada lettera var, harf var, yazı var. Letter, mektup. Tabii tamam. Kitap, ketebe filan hepsi bunlar bağlı. Neyse ama biz edebiyat diyoruz. Evet. Bizimkinin içinde edep var. Bu medeniyet edep üzerine inşa edilmiştir. Edebiyat. Edep fukarası olan bir metin ne kadar ustalıkla yazılmış olursa olsun edebiyat kategorisinde değerlendirilmez. Oo üstad. Bu bir medeniyet. Çok,
Bu bir dünya görüşü, bu bir varoluş şekli. Bizim yeniden keşfetmemiz, içine yeniden uyanıp yeniden doğmamız gereken medeniyetin temel taşlarından biri bu. Hani amiyane bir tabir vardır. Tam onun kökünün ne olduğunu bilmiyorum ama ne kadar ekmek o kadar köfte derler ya. Sen bilirsin. Tabii bizim evet Rumeli ne kadar ekmek o kadar köfte. O kadar köfte. Hatta köfte köfte. Tabii. Siz köfte diyorsunuz biz Arnavutlar çifte diyoruz. Peki nedir ama? Ne kadar edep, edep o kadar edebiyat. Edep Arapça bir kelime. Evet tabii Arapça bir kelime. Sadece o kelimeden, hani ben kalıcı olması, yani ona bak işte hani... Kalıcı değer ifade edebilmesi içindeki edeble alakalı. Heh, çok işte bunu kabul ediyorum. Bizim medeniyet dairemizde ama accepted. Bak. Accepted. Oraya yazın. Bir de öyle bir ışıklı leva koysalar. Accepted. Kabul edilmiştir. Tabii bunda öyle bir şey olsun. Tamam kabul ettik efendim. Getirin. Onu getirin. Bak şeylerde puan falan vermek gibi var mıydı? Öyle bir şey mi vardı? Burada 10. 10 point. Teşekkür ederim. 10 point. Hep evet. Öyle değerlerdi ya evet. Erevizyon'da. Sen tabi seyretmemişsin. Yok seyrettim. Erevizyon seyrettim. Evet. Kaçtı. Erevizyon değil. Evet. Eurovision. Hayır. Eurovision. Biz ona Avrovizyon desek belki. Avro ya. Avrupa ya bizim için orası. Avrupa. Abi. Yani şey ama o muhteşem bir şeymiş usta. Evet, yani evet. Edebiyat. Edebiyat. Edepten geliyor. Ama bak dikkat et. Bu bizim medeniyetimizle alakalı bir şey. Yani batı, yani batıl batı dünyası niçin edebe önem vermiyor, onların kalitesi düşük filan demiyorum. Bu bir başka bir şey bu. Bu bir dünya görüşü, bu bir varoluş şekli. Bizim medeniyetimizin temel taşlarının edep. En önemlilerinden bir tanesi edeptir. İlla edep, illa edep. Ama beşer değiştirir. Bak bir ara bana hatırlat bunu, üstünde duralım. Bak bu hemen yazıyorum. Moda nedir? Moda. O da Latince biliyor. Moda ne böyle çok nezih, özel bir semtimizdir onu biliyorum. Niye o semti acaba o ismi vermişler? O semtin eski adı neydi? Aa neydi geldi? Bilmiyorum. Öyle bir şey mi var? Yani? Herhalde var. Moda yani kusura bakma. Sultan II. Abdülhamit döneminde... Moda diye bir yer var mıydı yani? Moda mı diyeceklerdi yani oraya? Aa. İsimler zaman içinde anlam kaymasına uğrayabilirler. Kelimeler, kavramlar gibi. Bak onu anlam kaymaları diye yazsan oraya. Yazıyorum. Anlam bir moda. İki anlam kaymaları. Anlam kaymaları. Tamam. Bak John Ralston Saul, o adam girecek devreye burada. Çok önemli bir şey o. Anlam kaymalarını konuşalım. Konuşalım. Çok önemli bir konu. Konuşalım. Şimdi edebiyat, yalnız bak bu program tabii bak bunu onun için ben getirdim. Çünkü bak saat bak patatesden bile var. Tamam. Hatta bir günde saatleri konuşalım. Saatleri konuşalım. Not et oraya. Saatleri konuşalım. Şimdi moda, anlam kayması, saatler ama bunu bak çok az kaldı. Burada evet. Gözümün önünde koyuyorum. Gözümün önünde maymun var. Maymunu yüksekten kaldım. Uçmuyoruz. Yüksekten uçtuk yeter. Evet, biraz amin. Derine dalalım. Amin. Türk edebiyatçılarından. Evet. Şimdi edebiyat madem bize ait bir şeyse. Arap literatüründe edebiyat denmiyor. Ona başka bir bilmiyorum şey. Bilmiyorum ne deniyor. Kamus galiba. Yok o lugat. Lugat. Tamam, yani bu edebiyat kelimesi bize ait. Ve muhteşem edebiyatçılarımız var. Elhamdülillah. İşte çok Orhan zengin. Pamuk gözümüzün önünde. Ya lütfen bir şeye girmeyelim. Daha öyle bir değerlendirmek için daha erken henüz. Daha zamana yani. Daha erken. Lazım. Zaman tamam. İçinde göreceğiz. Peki. Yani kalıcılığını. Kimler var? Mesela Türk edebiyatı dediğimizde aklımıza kimler gelmeli? Yani ya, Türk edebiyatında dediğimiz zaman bütün 2000 yıllık falan bir tarihten falan bahsediyoruz yani. Böyle bir şeyden bahsediyoruz. Sadece Osmanlı'yı ele alsak bile yeter. Yani bir Şeyh Galip'in yanına kim yaklaşabilir Allah aşkına yani? Allah Allah. Yani divan edebiyatı başlı başına ya. Bir ummandır yani. Ama şunu sorsan ben bir otorite falan haşa değilim de kimi seversin diye sorarsan sana o daha rahat cevap verebilirim. Kimi seversin? Çünkü o tamamen şahsi bir şey yani. Tamam öyle soruyorum. Vallahi ön yargılıyım. Tamam mı? Ön yargılarımız var. Evet. Benim en sevdiğim kendini edebiyatçı kabul etmemekle birlikte. Adam ben edebiyatçı değilim diyor. Ben söyleyeyim mi sence? Söyle. Refik Halit Karay. Refik Halit Karay. Kendini edebiyatçı olarak görmez. Ben de edebiyatçı olarak ama yazar olarak Türkiye'de muhteşem. Pek yaklaşan yoktur. Atilla İlhan Türk yakın dönem edebiyatının en önemli isimlerinden benim kanaatime göre.
Atilla İlhan mı? Bir Atilla de yani İlhan. Edebiyatçı olma yani bir Atilla. Romancı değil de insan Atilla İlhan. Çok sosyal böyle şey, mesajlar da yine. Atilla abi bir entelektüel, gerçek anlamda bir aydındı. Kendi kültürünün, medeniyetinin bir aydınıydı. Yani bir sosyolog gibi de aynı zamanda. Tabii ama yani. Esas şairdir. Hangi Batı Atilla İlhan'ın değil mi? Amenna. Onlar yan ürünleri onun çıkarttığı. Ama şairdir Atilla, Atilla. Atilla İlhan çok mühim bir şairdir. Benim kanaatime göre. Şey çok önemli bir yazardır benim için. Kemal Tahir çok önemli bir yazardır. Hmm. Kemal Tahir'i çok büyük bir zevkle okudum. Hala okurum. Efendim... Ama şimdi birini söylersin öbürünü eksik bırakırsın. Tabii hepsi, böyle damdan düşer gibi. Efendim sanatçılarımızın hepsi birbirinden değerli. İşte ya. Burada yani. Yok, yok öyle bir şey yok. Hepsini fakat severiz. Yani, hayır hepsini sevmiyorum. Bazı hiç sevmediğim yazarlar var. Hiç haz etmediğim. Yani silah zoruyla okutamazsın bana. Neyse isim sorma. İsim sorma daha iyi olur. Alın bunu alın buradan. O telefonun çok... nereye bağlı olduğunu çok merak ediyorum. Ya işte programın sonunda öğreneceğim onu. Seni aldıklarını da öğreneceğim. Deli Nobel'i tanımıyor. Ben değil. Ben tanıyorum. Curus Tula Laminosa. Onu C diye okumada Latince olduğunu hesaba ben katarak... Ben İtalyanca olduğunu şey yaptım. Yani İtalyanca da herhalde o C, K diye okunacaktır büyük bir ihtimalle tahmin ediyorum. Curus Tula Laminosa. Curus Tula Laminosa. Çok ünlü bir yazardır bu da. Evet. Latin güzellerinden güzel bir yazarımızdır. Hayır. Bu büyük büyük bir eserdir bu. Bu Curus Tula Laminosa. Bak orada bir tane gülen kelime... bir surat var. Aha. Komedi yazarı olmasın mı? Yok. Krustula bir şeyin üstünde böyle kıtır kıtır olan kabuk anlamında düşüneceksin. Yani bu yani şimdi börek güzel kızardığı zaman da üstünde güzel bir kabuk meydana gelir. Laminosa, lamine. Yaprak. Değil mi? Ahşap için kullanıyorlar mesela. Masif olmayan, yekpare olmayan ahşaba da lamine diyorlar. Kat bastırılmış. Evet. Krustula laminosa yaprak bugün, döner gibi bir şey olmasın. Yaprak döneri yok. Nar gibi kızarmış üst kısmı. Bir Latince'nin üstadlarından bir tanesinin baklava için söylediği kavram. Acaba oğlum şaka yapıyorsun. Gerçekten. Gerçekten alın bunu ya. Gerçekten alın. Hayır ya ne alaka şimdi orada bu güzel sözün yanında bak. Ama çok güzel. Bu casus belli ya. Yani Krustula Laminosa yani baklava için baklavanın olmadığı bir medeniyette baklava için getirilebilecek ve yaşamayan bir lisanda baklava için getirilecek en güzel tariflerden biridir diye düşünüyorum. Onun için oraya yazmışım. Tamam bak daha süremiz daha daralıyor. Gerçekten. Zaman akıyor. Captus Lesus neydi? Öyle mi sen? Tempus fugit. Eskiden duvar saatlerinin bir de ayaklı saatler. Belki kovboy filmlerinde falan görürsünüz. Evet. Şerif'in bürosunda falan böyle ayaklı büyük baba saatleri. Evet. Yazar orada. O üstünde Latince yazar. Tempus fugit. Zaman firar ediyor. Zaman kaçıyor. Allah Allah. Zaman gidiyor diye yazar üstünde onu. Bir de şeyde de var hani bir aslan çıkıyor. Wow, onun üstünde de öyle bir yazı var. Yok galiba. Başka. Ama efendim bir aslan çıkıyor. O film prodüksiyon şirketinin reklamı canım. Ama var üstünde bir yazı var orada. O da Latince. O da Latince tabii. O Avrupa kültürüne olan göndermeleri yani bizde kültür mültür yok ama Avrupa'dan da bir bağımız var filan gibilerini. Orada şey yazar. Ars gratia artis. Yazar. Ars gratia artis. Hani kükreyen aslan var ya. Evet, onun üstünde çıkıyor. Ha üstünde hep bir yazı var. Merak ederim yani. Ars yani sanat demek. Ars değil. Ars gratia artis. Ne demek biliyor musun? Artist filan da deme buna yani. Sanatçı sanat, demek. Sanat büyük artistler çıkartır. Gratia. O ne? Hayır. Orada ne yazıyor biliyor musun? Sanat içindir yazıyor. Müthiş bir tartışma konusu vardı. Evet, sanat toplum için diyor. Böyle bir şey vardı. Ve hiç kuşku yok ki dünyanın en toplum için yapılan sanatı sinema.
Evet. Öyle değil mi? Evet. Yani bir ressam bir resim yapar, bir kişi için yapabilir onu. Tamam. Yani herkes için yapma. Ama sinema kitle sanatı. Kitleler gelecek evet. oraya. Milyonlar gelecek onu seyredecek. Dolayısıyla toplumun nabzına göre falan da bir şeyler şerbeti yapmak lazım. Verirler. Topluma göre sanat yapmak lazım. Aslında sinemanın ekonomisinden bakarsan falan. Ki öyle yapıyorlar zaten. Öyle netice itibariyle. Başka yönleri de var. Onu da konuşalım. Onu da yaz. Yazıyorum. Sinema. Ha mesela. Ben sana desem ki ya acaba bir kitap yazdım şunu okur musun? Desem sana versem. Evet. Sen de bana bir süre sonra karşılaştık. Okudun mu kitabımı? Desem. Evet. Sen de bana desen ki okudum. Peki ben sana tekrar üstüne anladın mı peki desem bu hakaret olmaz mı? Ne yani ben aptal mıyım yani anlamadın mı? Bak her kitabı evet. okudum demek anladım demektir. Yani ben bu her kitap yani ben kitap okudum. Benim telefonum yok ama buradan bunun bir faydası olur mu? Efendim son derece tehlikeli bir alana girdi. Beyefendi bu konuda bir ihbarda bulunmak istiyorum. Okumak, anlamak üzerine bir takım şeyler söylüyor. Başımız çok fena derde girebilir. Dünyada bir tek kitap için... Tabii doktor bey. Ben oyalarım. Ben oyalarım. Siz merak etmeyin. Evet tamam. Kapatıyorum tamam. Lütfen bu konuyu kapatalım. Bitti tamam bitti. İstiyorsan zaman, başlı başına konuşuruz. O zaman şu numaramı yapmadan geçemeyeceğim. Bana numara yapma. Anlar mısın ki? Bak. Ayet bu, bu dikkatimizi başka yöne çekiyorlar. Başka yöne. Üfler misin? Al. Şimdi bunu zannedecekler ki burada kamera bilmem. Yok. Bu tamamen benim kerametim. Kerametin çok güzel. Hayranlıklarımı kabul et. İyi. Tamam. Bitti mi süremiz abi? Bu daha bitmemiş ama. Şu daha o çalışmıyor. Çok... Benim kanaatim olur. Daha çok sallarsak bu... Yok o bozuk bir şey o. Yok akıyor. Hayır akmıyor. Koptus, compus, dampus. Hayır akmıyor. Zaman akıp geçiyor. Ya üstad. Gene uğra ya. Yine geleyim mi? Ha, gel. İyi lütfen. İyi olur. Ama böyle capus mapus. Tamam söz veriyorum. Türkçe bize Türkçe. Sileceğim. Hepsini sileceğim. Sil abiciğim. Sil. Hakikaten tamam, yeter. Ben yani gerek. Ama sen baskın yaptın yani. Ama benim gerçi çok şey de kattın. Allah razı olsun. Attık bütün bunları. Allah bunlar da sana gidiyor. Katsın. Allah da sana katsın. Bunu sen mi koydun buraya? Tabii senin için özel koydum ki oraya. Yani gerçek bir... Tehlike ve patlayabilir. Ama Türkçe yazıyor. Ama bir çocuğun sözünü hatırlattın bana. Minik bir çocuğun. Daha doğrusu bir tiyatro forumunda bundan 45 sene evvel neredeyse. 40 sene evvel yaptığımız bir konuşmayı hatırlattın. Koy çekin. Koyuyorum buraya. subay ders verecek Erat'a. Askerde vardı yani Ali Okul ders verecek onlara. Atomu anlatacak ama sıkılmış. Diyor ki çavuşa yarın atomu anlatacaksın diyor bunlara. Adam ne yapsın ya o? Emir. Emret komutanım. Atomu anlatacak. Bütün gece uyumak yok. Ne kadar kitap bulduysa o kadar kafa oldu. Allak bullak tabii. Ertesi gün Erat'ın karşısına çıkıyor. Subay da orada oturuyor. Bizim çavuş anlatacak atomun ne olduğunu. Diyor ki atom... Tabiatın en küçük parçasıdır. Çok fena patlar. Bunu kullanmıştım ben bir tiyatro forumunda demiştim. Dikkat edin. Çocuk toplumun en küçük unsurudur. Dikkat etmezseniz çok fena patlar. Oh. Seni seviyorum. Eyvallah. Çocuk konusunda yazıyorum bu arada. Çocuk. Ben dükkanı kapattım. Çok sen önemli. Ne yaparsan yap. Benim dükkanıcı, esnaf adamız bir bakarmış. Bir tarih kitabı bulmuşum ki. Ben neyse bunu geri getireyim de hazır programda şey olmuşken. Nasıl geliyor lan? Üflüyoruz, üfle. Ben görmeyeyim de ne yaparsan yap. Şöyle gidiyorum. Hadi kendine iyi bak. Selamun aleyküm. Allah'a emanet. Aleyküm selam.